Güngören'de betonu çatlayıp balkonu çöken bu binayı dün akşam ekranlarınıza getirmiştik. Yetkililer nerede diye de sormuştuk üzerine. Belediye ekipleri harekete geçti efendim. Bina boşaltıldı. Karot örneklerinden çıkanlarsa bu kadar da olmaz dedirtti. Güngören'de böyle ben daha hiç görmedim. Böyle direkt görmedim. Balkonda yapılan destek sadece balkonu tutar. Binayla alakası yok. Betonu çatlamış, balkonu çökmüş, mahalle sakinleri isyan etmişti. Binanın altı çürük, altı. Kolan demirleri böyle baslı demir, böyle hepsi kabarmış. Nasıl korkmayalım? Balkon sürekli düşüyor aşağı doğru. Alta bir demir parçası koyduk yani. O demir parçası ne kadar tutabilir ki o balkona? Güngören'de yürekleri ağza getiren o bina için belediye harekete geçti. Görüntü olarak bozuk. Bunu alsınlar, balkonu kırarsın, olay biter. Şu an direkt dikmemize rağmen hala açıklar devam ediyor. Güngören'in en sağlam binasını yıkmaya kalkıyorlar. Bazıları çatlaklara rağmen binanın çok güvenli olduğu konusunda ısrarlıydı. İddianıza göre evinizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Buyurun bakın görün. Bir tane çatlak var mı? 25 yıldır bu dairede oturuyorum. Burası o çöken balkonun 3 üstü. 3 üstü evet. Bakın görün hiçbir şey yok, sapasağlam yani. Belediye görevlileri ise itirazlara rağmen bir saniye bile kaybetmedi. Bina dün akşam saatlerinde güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Bina sakinlerine de kalan son eşyalarını almaları için izin verildi. Ben de şu anda boşaltıyorum. Şu anda zaten bayağı bir mağdur oldum. Bir acil mallarım var yetişmesi gereken. Atölyeci arkadaşımla makineleri götüreceğim şimdi. O malları tamamlayacağım yani şu anda. Ekipler binadan karot örneği aldı ve o karot örneklerinden biri de şu anda elimizde. Buraya baktığımızda çakıl taşlarını ve midye kabuklarını görüyoruz. Buralarda numuneler aldılar. 5-6 tane direklerdeki sonuçları aldılar. Bunlar lavatuvara girecek, değerlendirilecek. Ondan sonraki sonuçlara bakacağız yani. Büyük bir ihtimalle zaten yıkılır bu iç güvenliği bir. Bina sağlam, bana göre sağlam. Çünkü aşağıda bakıyorsun, demirlere bakıyorsun. Duvarlarda bir tane çatlak yok. Yapılan kontrollerin ardından da şu anda zabıta ekipleri binayı mühürlüyor. Doğru karar. En ufak bir sarsıntı olduğu zaman herkesin zaten psikolojisi bozulmuş.